davetim ve ilk icabetim oldu. İnşallah belediye başkan vekilimizin dediği gibi de hayırlara vesile olacak bir toplantı gerçekleşmesini temenni ediyorum. İnşallah buradan paylaşımlarımız, buradaki fikirler, çok kıymetli katılımcıların fikirleriyle Kütahya öznesinde buluşmak ve Kütahya için neler yapabiliriz, daha da iyi neler olabilir, burada konuşmak üzere güzel ve verimli birlik ve beraberliğin arttığı, birlik ve beraberliğin olduğu bir toplantı olmasını temenni ediyorum. Kütahya'mız gerçekten çok özel ve çok değerli. Bunun değerini bilerek, kıymetini bilerek birlik ve beraberlik içerisinde daha da iyiye nasıl götürebiliriz? Gerçekten nereden nereye geldiğini hepimiz biliyoruz ama daha çok yapacağımız iş var, daha çok çalışmamız gereken alan var. İnşallah hep birlikte, güç birliğiyle, birlik beraberlikle her şeyin üstünden gelip Kütahya'mızı çok güzel noktalarda birlikte ulaştırmayı diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Tekrar toplantımızın hayırlara vesile olmasın. Eskişehir'den Odun Pazarı Kaynakamız Ömer Ulu Ahmet'i davet ediyoruz. Sayın Vekilim, Sayın Başkanım, bu yemek vesilesiyle salonumuzu şereflendiren saygıdeğer konuklarımız. Ahmet Bey bu buluşmalara ara vermişti. Bir vesileyle karşılaştığımızda kendisine sitem ettim. Dedim ki senin bu buluşmaların Kütahya'daki her kesimden insanı bir araya getirip onların en azından muhabbet ihtiyacını gideriyor ama sonrasında bizim anlayışımızda safları daha sık ve sorunların da çözümüne daha yakın ve kolay olmayı beraberinde getiriyor. Sağ olsun o muhtemelen birçok dostumuzdan aynı sistem kendisine gittiği için bu yemeği yeniden düzenledi. Şimdi genel olarak Kütahyalılar arasında sık sık konuşulan, işte hemşehrilerimiz arasında konuşulan şey şu: ya bize sahip çıkan yok, biraz sahipsiz kaldık gibi. Şimdi bunun genel olarak bütün meclislerde konuşulduğunu ben, sayın vekillerimiz, bütün bürokratlarımız biliyor. Elbette şu anda belli bir makamı işgal ediyoruz. Hasbelkader Eskişehir Odun Pazarı Kaymakamlığı'na verdiler beni. Toplantı vesilesiyle bir şey paylaşmak isterim. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Eskişehir buraya çok yakın ve bizim Kütahyalı hemşehrilerimizin, Tavşanlı, Doman İş civarındaki hemşehrilerimizin çok işi düşüyor Eskişehir'e. Lütfen telefonumu alın ve ne olursa olsun günün her saatinde bana ulaşın. Olur da bir öğrenciniz gelir yer alıyorsa veya hastaneye geldiğinizde birisine ulaşamamışsanız kendinizi yalnız, sahipsiz hissetmeyin. Eğer imkanınız varsa da yazın hemen telefonumu 0532 158 43 43. İnşallah sadece bizimle değil, şu anda bir çalışmamız var Eskişehir'de. Oraya gelen öğrencilerimizin tamamına burs vermek istiyoruz. Bunun için maddi kaynakları temin ettik. Bir de dernek kurma son aşamasına geldik. İnşallah bunu tamamladığımızda öyle zannediyorum Kütahyalı hemşehrilerimizin gidebileceği müstakil bir dernek, bir binasını da bulduk. Ve dediğim gibi çocuklarına sahip çıkabilecek, onlara burs verebilecek bir yapı. Hatta hastaneye gelmiş de bir takım maddi imkana ihtiyacı varsa da yine onların da yanında yer alabileceğimiz bir yapılanmaya gidiyoruz. Ama bu toplantı vesilesiyle şu sistemimi de sizlere iletmek isterim. Başta Fatma Hanım, Ahmet abi olmak üzere. Şimdi ben hayatımda değerli dostlarım kelimeleri çok önemserim. Kur'an'ın anlamı söz, kelime demektir. Allah kelime ve sözü o kadar çok önemsemiş ki kendi kutsal kitabının adına bunu vermiş. Dolayısıyla söylenecek her kelimenin, her sözün çok değerli olduğuna inanıyorum. Bir söz var bizim toplumumuzda, Allah iyilerle karşılaştırsın diye.
Biz hep bu sözü şöyle anlıyoruz. Biz yerimizde oturalım, iyiler gelsin, bizi bulsun. Bu sözün anlamı bu değil. Bu sözün anlamı şu. Uzanıyorsak doğrulacağız, doğrulmuşsak kalkacağız, kalkmışsak yürüyeceğiz, yürüyorsak koşacağız, gidip iyileri bulacağız. Onların dünyasına girip, onların dünyasındaki güzellikleri alacağız ve onların bizim dünyamıza girmelerine izin vereceğiz. Dolayısıyla ben Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum, iyileri bir araya getirdiği için. Ama bunun bir adım sonrasında biz hayatın her alanında iyileri yerimizde oturup beklemek yerine gidip bulmalı ve bu iyilerin hayatına girebilmeliyiz. Öyle inanıyorum ki bu bizim hayatımıza çok güzel şeyler katacak. Yine bu şey vesilesiyle tüm dostlarımızı görmüşken bir şey daha paylaşmak isterim ki bu törenleri, bu toplantıları düzenlemek kolay değil. Gerçekten biz çok yani cooperation dedikleri Avrupalıların bir araya gelebilen toplumlar değiliz, çok bilinseniz. Onun içindir ki çok devlet yıktık ve yeniden devlet kurmayı başardık. Ama bunu başardığı için hasbelkader Ahmet Bey'in yanında hep birlikte olmalıyız. Çünkü bunu gerçekten kendine iş edinen, bunun için emek harcayan, çaba sarf eden çok insanımız yok. O zaman Ahmet Bey bu yönde bir değerimizse, bu yönde iyi bir dostumuzsa hepimiz birden bütün imkanlarımızla da onun yanında olmalıyız. Ben sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Lütfen her sorunuzda ulaşınız. Mutlaka yanınızda olmaya çalışırız. Mutlaka bu iki açıdan söylüyorum bütün Kütahyalı hemşehrilerimize. Birincisi, ben kendimi mesleğe girdiğim günden beri Kütahyalı hemşehrilerimizin Türkiye'nin neresinde olursa olsun can güvenliğinden emin olmak istedim. Bu konuyla ilgili bana bir konu getirdiklerinde bütün işimi bırakıp bununla uğraşmayı kendime iş edindim. İkincisi, yine burada çok iş adamı dostumuz da var. Ben Kütahya'daki iş adamlarımızın sermayesinin de korunmasını gene çok önemsedim. Çünkü bizim çocuklarımızın iş bulacağı, bizim ekonomimizin kalkındırılacağı yer orası. O zaman onların da başka illerde kurduğu ortaklıklar batmış veya bir haksızlığa uğramışsa orada da yanlarında olmayı kendime görev sayarım. Dolayısıyla sizlerden istirhamım bu iki şeyi unutmamanız. Başka yerlere gittiğinizde inşallah her şey gönlünüzce olur, her şeyde çok mutlu olursunuz. Ama olur da başınıza bir sıkıntı gelirse lütfen arayın. Belki ben kendim gelemem ama oranın emniyet müdürü, oranın kaymakamı veya oranın valisini sizinle ilgilenmesini sağlamaya çalışırım. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yürekleriniz hangi güzellikler için çarpıyorsa bu yemek sonrası zamanların tüm o güzellikleri sizlere getirmesini diliyorum. Saygılar sunuyorum. Ömer abi, çok teşekkür ediyoruz. Zeynep abi.
seni sevgi saygı muhabbetle selamlıyorum ben de. Ben de ilk defa bu programa katılıyorum. Bu tür programların birlik, beraberlik ve kardeşliğimize vesile olacağını düşünüyorum. Kütahya'yı merkezimiz ve ilçelerimizle bir ve beraber olup projelere imza almamız gerektiğini düşünüyorum. Davetlerinden dolayı Ahmet kardeşimize ben de teşekkür ediyorum. Salondaki bütün katılımcıları sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Bilmezler bunlar. Bunlar Davşanlı. Davşanlı. Sana mı tanıdık Davşanlı arkadaşlar? Kuruzu da. İsmail dedin mi? İsmail? Deli dedi. Yeme deli vardı. O da o kadar şeydi. Gel.